Kım abi. Ağzım açık kaldı ha. Böyle şaştım da kaldım ha. Hayırdır anne, ne oldu ya? Dumuru mu diyorum kız? Kızım, ben evladımı kaybettiğimde 6 ay kendime gelemediydim ya. Anam kadın daha sabahına toprağa verdi oğlunu. Şimdi oturmuş salonun ortasında. Vallahi billahi kuzu kemiriyor ya. Kır, ne işte, ne işte. Vallahi şaşar da kalırsın yeminle ha. Anne öyle deme ya. Oğlunu kaybetti, üzülmemesi mümkün değil. Yemeğe verdi demek ki kendini. Herkesin üzülme şekli farklı tabii. Zaten tansiyon hastası. Bu kadar yemesi bile onun için sakıncalı. Kendine zarar veriyor diyor ha. Bak doğru olabilir. E dimağ herkeşlerde başka oluyor bu depresyon. Hı? E tabii. O bütün gün yutuyor. Sen böyle kuhuman kuşu gibi oturup evde duruyorsun. Daha iyiyim ben anne. Değilsin. Sakın beni geçiştirmelere kalkma. Anne. Kuzum benim. Yavrularım güzel. Yapma böyle be. Acık gül. At şu depresyonu üstünden. Heh. Hadi be kuzum. Bak kocanı da üzüyorsun ama ya böyle yapınca. Geçecek anne. Biraz ama toparlayacağım kendimi, merak etme. Aferin benim kızım. Annesinin gülüdür o gül. Ay kurban olayım ben seni bir ne? Allah. Kuzum. Hani ya Sinem nerede? Gitti mi? Yok, tuvalete gitti. Neye gelmiş o? İş arıyormuş kızcağız. Ben de bir Ali ile konuşacağım. Eğer onların şirketinde uygun bir şey varsa oraya girsin bari. He annem ya. Sen ne elin kızın kocan burnunun dibine sokuyorsun? Ya anne, kızın annesi hasta. Paraya ihtiyaçları varmış. Ayıp değil mi bu dediğin? Mavi, ben artık kalkayım. Aa, neye kalkıyorsun ya kızım? Duraydın. Bir şey hrami deydik. Yok, sağ ol Asibe teyzeciğim, ben içtim. Tamam canım. Ben Ali ile konuşayım, sana haber vereceğim, olur mu? Tamam, sağ ol. Hadi görüşürüz. Mavi. Bakıyorum da okul olunca erkenden yatıyorsun. Evet de bu kafere nasıl gideceksem. Seni anlıyorum. Ama bu şekilde evde oturarak kaybımızı telafi edemeyiz. Haklısın ama hiç içimden gelmiyor Ali. Canım. İnan bana, benim de içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ama ne yapayım? Zorluyorum. Çünkü her karanlığın bir aydınlığı vardır. Bak senden bir şey rica ediyorum. Ne olursun bu okula gitmeme fikrini aklından çıkart. O kadar çalıştın, kazandın. Ben o kadar emek verdim sana. Yazık değil mi bana? Tamam. Elimden geleni yapacağım. Aferin inatçı karıma. Ya Ali. Benim tekstilden bir arkadaşım var. Üniversiteyi kazanınca kopmuştuk. O da buralı. Annesi hastalandığı için tekrardan Ürgüp'e geri dönmüş. İş arıyor. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunu. Yani eğer senin şirkette bir iş varsa... Aslında olabilir. Yani işlerin toparlanması için biri lazım. Cemal abim olmayınca her şey üstüne kaldı. Yarın gelsin, görüşelim. Çok sağ ol Ali. Çok sevinecek.